ama bugün ailelerimiz için güvenlik evleri inşa edeceğiz. Evet, bu gece zombilerin bize saldırması bekleniyor da. İşte o yüzden eşlerimizi ve çocuklarımızı korumalıyız. O zaman bir an önce başlayalım. Pekala, o zaman evimi buraya inşa edeceğim. İlk olarak duvarları inşa etmeyle başlayalım. Burası aile evi olacağı için geniş ve rahat olması gerekiyor. O yüzden burayı bayağı bir geniş inşa edelim. İşte bu şekilde. Şu anda tek yapmam gereken inşa etmek. Ve tamamdır. Evin ilk koridorunu inşa ettik. Şimdi aynı şekilde evin yanlarını da inşa etmemiz gerekiyor. Bu uzunluk yeterince iyi. Şimdi duvarlarımızın içini komut yardımıyla dolduralım. Gayet iyi. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağım. O halde şurayı inşa edelim. Şu anda tek yapmam gereken inşa etmek. Ve tamam. Şimdi komutumuzu kullanabiliriz. Wow, gerçekten çok iyi. Ve şimdi ise sıra diğer duvarı inşa etmede. Duvarı inşa ediyorken içini boş bırakıyorum. Çünkü oraları pencereyle dolduracağım. Pencereyi koy ve şunu yazalım. Ve tamamdır. Şimdi bunu tekrarlayacağız. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi başka bir duvar yapmamız gerekiyor. İşte bu şekilde. Şimdi tekrar cam komutunu kullanacağım. Pencereyi koy ve şunu yazalım. Tamamdır. Ardından ise bu tarafa başka bir duvar inşa edeceğim. Şu camları kapatalım. Ve tamam, evimizin temelini attık. Şirin bir evimiz oldu. Şimdi ise buraya giriş yerini yapmalıyım. Giriş yerimiz de çok tatlı olacak. Kapıları koy ve tamam, çok iyi. Şimdi burayı süslemek istiyorum. Boş görünmesin. İşte bu şekilde. Şimdi ise buralara parçaları koyalım. Ve tamamdır. Aa, bir dakika. Şurayı kapatmayı unutmuşuz. O zaman bu sefer farklılık olsun. Burayı tamamen kapatalım. Harika. Bu da bittiğine göre zemini değiştirebilirim. Bunun için tekrar komutu kullanacağım. Wow, şimdi çok da harika görünüyor. O halde şimdi evin içini düzenlemek istiyorum. İlk mutfak ile başlayalım. Şu anda mutfağın giriş duvarlarını yapıyorum. Ve bu da tamam. Giriş yoluna birkaç leva koyacağım. İşte bu şekilde. Şimdi ise mutfağımıza kırmızı tezgahları yerleştirelim. Aynı işlemi yan taraflara da yapalım. İşte bu şekilde. Wow, gerçekten çok iyi oluyor. Sıradaki adım, tezgahların üstüne kırmızı dolapları yerleştir. Böylelikle mutfağımız iyice gösterişli hale gelecek. Ve bu da tamam. Şimdi mutfakta olmazsa olmaz yemek masasında sıra. Masaları yerleştir. Ardından da sandalyeleri. Bu tarafa da yerleştir. Harika oldu. O halde şimdi mutfak eşyalarını, malzemelerini yerleştirmeye geçelim. Tek yapmam gereken bu malzemeleri yerleştirmek. İşte bu şekilde. Şimdi ise buraya hareketlendirecek birkaç tabak koyalım. Mükemmel. Çok iyi oldu. Şimdi ise sıra lamba inşa etmede. Lamba için bu ışık saçan taşları kullanmalıyım. O halde bunu inşa edelim. Ve tamam, çok iyi oldu. Şimdi sıra oturma odasında. O halde buraya televizyon koyarak inşaata başlamak istiyorum. Ve tamam, şimdi ise bu tarafa rahat bir kanepe koyalım. Geniş ve rahat olacak şekilde dizayn edelim. Çok iyi. Şimdi bu tarafa da kanepe koyalım. İşte bu şekilde. Son olarak da odaya standart Minecraft malzemelerini koyduk mu? Tamamdır. Ve bitti. Oturma odamız hazır. Vallahi şimdiden evimiz çok gösterişli hale geldi. O halde evimizin birinci katı tamam diyebiliriz. Şimdi sıra ikinci katta. Fakat oraya geçmeden önce bir Wednesday'in evine bakmak istiyorum. Hey Wednesday. Hey Yiğit. Evin inşaatı nasıl gidiyor? Şu anlık çok iyi gidiyor. En güvenli, en güzel evi inşa ediyorum. Ailemi kesinlikle koruyacağım. Wow, kendinden emin olman çok güzel. Hey hey. Her neyse, sanırım şimdi ikinci katın inşaatına geçebilirim. İkinci kata çıkmak için buraya birkaç merdiven koymam gerekiyor. Ve tamamdır. Şimdi ikinci kata. Ailem için devasa bir havuz inşa etmek istiyorum. Tabii ilk önce havuz için birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. İşte bu şekilde. Wow, bu camlar gerçekten çok iyi oldu. O halde şimdi
bu şekilde. Ardından ise havuz kenarına dinlenebileceğimiz bir yer inşa etmek istiyorum. Sandalyeleri bu şekilde buraya koyalım. Aynı işlemi yan taraflara da yapalım. İşte bu şekilde. Ve tamamdır. Artık bir havuza ve dinlenebileceğimiz bir alana sahibiz. Şimdi ise ikinci katın geriye kalan boş alanına bir yatak odası inşa edelim. Öncelikle duvarları yerleştirmemiz gerekiyor. Sonraki adım ise yatakları yerleştir. Bir yana bir sehpa ve gece lambası koy. Ooo nefis oldu. Şimdi ise betona basmayalım diye şuraya bir halı çekelim. Oy vallahi gerçek hayattaki bir yatak adası gibi oluyor. O halde şimdi ise bu son alana çok gerçekçi bir banyo inşa edeceğim. Duşu ve kuvveti buraya koy ve bir duş başlığı ekle. Ardından kuvveti suyla doldur. Mükemmel. Şimdi ise lavabo kısmını inşa edelim. Ve bu da tamam. Wow. Evimiz gerçekten çok modern görünüyor. O halde aile evimizi tamamladık. Şimdi artık güvenlik önlemlerine geçebiliriz. Sanırım çukur açarak başlayacağım. Aynı işlemi yan taraflara da yapalım. Çok iyi. Şimdi çukurumu lavlarla doldurmak istiyorum. Böylece zombiler eve ulaşmadan önce yanacaklar. Bunu yapması basit ama çok etkili. Şimdi evin etrafına bu elektrikli çilleri yerleştirmek istiyorum. Evin etrafındaki güvenliğin iyi olması gerekiyor. Ve bu da tamam. Şimdi evin etrafı çok daha güvenli hale geldi. Ardından sonraki adım. Çillerin arkasına zombi sabar isimli bu silahı yerleştirelim. Bu silah otomatik olarak zombilere ateş ediyor. Hatta size hemen göstereyim. Buraya 3 tane zombi çıkaralım. Bakın silahımız zombilere ateş ediyor. Onları etkisizle getirdi. Üstelik arkadaşlar bunu yapması da çok basit. Cemal'e de busunu buraya yerleştir. Bir yanına da silahı koy. Bitti. Al sana zombi savar. O halde şimdi evin köşelerine de bu silahdan yapalım. Bu arada arkadaşlar bu kanalı seviyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Bakın bu videoyu gece 4'te çekiyorum. Gerçi şu an saat 5'e geliyor. O yüzden arkadaşlar aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. Her neyse şimdi bir de Venizli'yi kontrol etmek istiyorum. Venizli ne yaptın? Biraz ailemle oyun oynadım da o yüzden pek bir şey inşa edemedim. Yalnız acele etmelisin. Birazdan hava kararacak. Tamam hemen başladım. İlk olarak çukura girelim yapayım da ailem aç kalmasın. Pekala ama hızlı ol. Arkadaşlar şu anda Venizli için çok endişeleniyorum. Bu evin Venizli'yi koruyabileceğinden hiç emin değilim. O yüzden Venizli'nin evine doğru giden bir gizli geçit inşa edeceğim. Eğer olur da Venizli'nin evi düşerse benim evime sığınabilsin. Sanırım bu kadar derinlik yeter. Şimdi Venizli'nin evine doğru tünel açmam gerekiyor. Önce biraz yol açalım. Bunun için biraz kazmam gerekiyor. Sanırım Venizli'nin evine geldik. Evin zemini gözüküyor. O halde şimdi ise tüneli genişletmek için umut kullanacağım. Oo, bu çok iyi oldu. Ardından ise tüneli Venizli'nin evine bağlayalım. Ve tamam tünelimiz Venizli'nin evine bağlandı. Şimdi ise son olarak da buraya sandık yerleştirip içine birkaç silah ve birkaç tane cephane koyalım. Sonuçta ne olur ne olmaz. Venizli ve ailesi buraya geliyorken zombiler de gelebilir. Artık Venizli ve ailesi için endişelenmeme gerek kalmadı. Onlar bu tüneli kullanarak benim evime gelebilirler. Hey Yiğit. He? Güneş batmak üzere. Güvenlik önlemlerin ne durumda? Vallahi inanır mısın? Ben de tam şimdi bitirdim. Bak bu güzel. Ben de bitirdim. O zaman geceye hazırız diyebiliriz. Evet ama senin evin bana pek güvenli gelmiyor. Hey hiç de bile. Sen merak etme. Ben ailemi kesin koruyacağım. Aha Venizli ekrana yazı geldi. Sanırım başlıyoruz. O zaman yarın sabah görüşürüz. Gece için bol şanslar. Sana da ailem acele edin. Hızlıca içeri girin. Olamaz. Doğmaya başladılar. Aile şu zombi savar silahları etkileştirelim. İşte bu. Vurun şu zombileri. Koraya girmesin vermeyin. Hepsini tek tek indirin. Vallahi sandımdan çok daha kolay oldu. Bu zombi savarlar işe yarıyor.
Üstelik şuna baktığımızda bazı zombilerde elektrik içinleri dokunduğu için ölüyorlar. O halde sanırım kimleri güvendeyiz bile. Hey ailem, zombiler içeri giremiyor. Artık rahat rahat uyuyabilirsiniz. İmdat! İmdat! Hı? Olamaz. Benzi unuttum. Benzin evi kuşatılmış. Zombiler her yerde. Hı? Şaka yapıyorsun. Creeper! Creeper geliyor. Sanırım duvarı patlatacak. Zombileri yol açacak. Çabuk Benzi ve ailesine yardım etmem lazım. Gidin, gidin. Elimi rahat bırakın zombiler. Gidin buradan. Benzi, dayan. Seni kurtaracağım. Öncelikle şu sandıktan silahları ve cephaneleri alalım. Güvenlik önlemlerini görünce senin için endişelendim. Gerçekten mi? İyi, çok teşekkür ederim. Gerçekten ben çok teşekkür ederim. Ama zombiler, zombiler sürüleri getirmeyizse aileni çabuk oradan çıkar. Tamam, tamam. Aa, çok fazla zombi var. Bu zombilere mermim yetmeyecek. Bizde, acele et. Gidiyorum, gidiyorum. Mermim bitti. Oyunu şurayı kapat kapat. Hızlıca kapat. Oo, Benzi çabuk evime çıkın. Aa, tamam şimdi anladım. Slime bunu kullanmışım. O halde önden çocuğumu gönderiyorum. Hadi kızım sen yaparsın ve tamam. Şimdi kocacım sıra sende. Seni de yukarı gönderiyorum ve sen de tamam. Şimdi sıra bende. Kaldıracağım basalım ve ben de yukarı geldim. Şimdi hemen şurayı kapatalım ve tamam. Artık benim evimdesiniz. Valla uç sallattık. Bu arada merhaba Yiğit'in ailesi. Benzi, bu evde güvendesiniz. Merak etmeyin. Zombiler içeri giremez. Aa, bu çok iyi. Yiğit, gerçekten çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi kurtardın. Ne demek Benzi? Her zaman. Arkadaşlar, bugünün videosunda ailelerimizi zombilerden korumayı başardık. Amacımıza ulaştık. O halde ben videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.